Ben geldim. Hoş geldin Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Tuna nerede? Yukarıda odasında. Alayım ben. Teşekkür ederim. Asiye! Ben sana keten peçeteleri koy demedim mi? Ya bu mumlar ne böyle ya? Ucuz restoran masaları gibi. Ya bir de gül yaprağı falan serpseydin şuralara bari. Hemen kaldırayım efendim. Kızım boşu boşuna almıyoruz biz bu dergileri. İşin bittiğinde dedikodu yapacağını telefonda biraz geliştir kendini ya. Neyin var? Niye gerginsin Gamze? Nişanlım akşam yemeğe geliyor. Ben de seni daha söyleyemedim ama ne yapacağız bilmiyorum yani. Anlamadım. Ya işte senin şu durumun, hani kızın. Hani ben bunu Mert'e nasıl açıklayacağım? Neyi açıklayacaksın tam anlamadım. Mert seninle evleniyor, benimle değil. Bu nasıl bir rahatlık ya? Benim hayatım Mert'i ilgilendirmez. Evet ama benimle ilgili her şey onu ilgilendirir. Yani kocam olacak kişiden söz ediyoruz sonuçta. Hani aile kavramı ablacığım. Gerçi senin çok ilgilendiğin bir kavram değil. Gamzeciğim, misafirimiz gelecek, uzatmayalım istersen. Sen de Tuna'yı al gel, otururuz birazdan masaya. Aa, çorba yaptım. Tuna'ya iyi gelir diye düşündüm. Ama içine pırasa, sebze falan koydum. Yer mi? Yer. Hadi sen de benimle mutfağa gel. Etin sosunda sarımsak fazla mı oldu? Bir bak. Aldım. Anne. Annem beni sevmiş mi? Sordun mu? Sevmiş. Sana çorba bile yaptı. Bana da yapardı küçükken hep. Hadi gel yemeğe gidelim. Saçımı tarayayım mı? Gerek yok bir tanem. Böyle çok güzelsin. Alo. Ne haber? Neredesin birader sen ya? Hani uçaktan ince haber verecektin? Kusura bakma. Otelde yemekti derken unutmuşum. Sen ne yaptın? Ulaşabildin mi Zeynep Hanım? Yok. Yok ulaşamadım ama neden geziye gelmediğini anladım. Çocuğu varmış ondan gelememiş. Emin misin? Hiç bahsetmedi bana. Bahsetmedi mi? Yok. Arkadaşlar sesleniyor. Sonra ararım ben seni. İşler çok yoğun. Hele bu aralar nefes bile alamıyorum şirkette. Epeydir de gelememiştim. Bir gelip göreyim dedim sizi. Çok iyi yaptın Mert. Zeynep'le de tanışırsın bu akşam. Ah, ablan mı geldi? Niye söylemedin Gamze? Bilmem. Aklımdan çıkmış öyle. Sevgilim sana çok güzel sebze çorbası hazırladım kendi ellerimle. Eline sağlık. Sen yapmamış mıydın ya? Ablamlar geldi. Evet, sevgilim, ablam Zeynep ve kızı Tuna. Kızı mı? Hiç bahsetmemiştin. Merhaba Mert, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne haber ufaklık? Hadi bakalım, herkes toplandığına göre masaya geçelim, yemeklerimiz soğumasın değil mi? Hadi. Sen yanımda oturuyorsun ufaklık. Mert'cim gel böyle geç. Ne zamandan beri tanışmak istiyorum sizinle. Gamze Bey bahsetti. Sürekli geziyor musunuz? İş gereği diye. Kızınız da zor olmuyor mu? Yok. Tuna da çok seviyor seyahat etmeyi değil mi? Baban işte mi hala? O gelmedi. Yani Tuna'nın babası üniversitede. Çok uzak bir üniversitede. O yüzden ablamlar bir süre bizde kalacak. Özlüyor musun babanı? Ha? Kızlar babalarına aşık olur derler. Ben de hemen kızımızı kucağıma almak istiyorum. Ay kusura bakma ama hemen doğuramam.
Hem onu benden daha çok seversen kıskanabilirim. Ben ikinizi de çok severim. Anneciğim sen Sevde sevmiyor musun canım? Hani pırasa seviyor demiştin. Yemek ayırmıyoruz değil mi bir tane? Ben de sevmiyorum. Suyunu iç yalnızca.